1968'de feminist sanatçı Vali Export, Münih'te bir sinemaya kasık bölgesi açık bir pantolonla ve elinde makineli tüfekle girdi ve izleyicilere gerçek bir kadına bakmaları için meydan okudu. Bu bir performans sanatı örneğiydi. Performans sanatının kökeni 1. Dünya Savaşı dönemine dayanır. 1916'da Hugo Ball adındaki bu adam, Zürih'te Cabaret Voltaire'de Dada Manifestosunu okudu. İşte orada, iyi görünüyor. Dadacılar, 1. Dünya Savaşı gibi bir felaketi başlatabilen bir toplumun var olmaması gerektiğini, onun yerine yeni bir toplum ve o toplum için yeni bir tür sanatın gerektiğine inanıyorlardı. Bu yeni sanat, şarkıları, şiiri ve aksiyonu içeriyordu. Onlar mantık ve akıl yerine mantıksızlığı ve ön seziyi yeğliyorlardı. Başka sanat akımları da performans sanatlarını kullanmıştır. Fütüristler, Rus konstrüktivistleri ve sürrealistler gibi. Burada Yves Klein kendini boşluğa bırakırken görülüyor. Klein etrafımızdaki boşlukla ilgileniyordu. O boşluğun dünyevi etkilerinden arınmış olduğunu ve burada sanatçının kendi sesini dinleyebileceğini söylüyordu. Koreograf Mars Cunningham, insan hareketlerinin sınırsız olduğunu düşünüyordu. Besteci John Cage ise müziğin sınırsızca yapılabileceğine inanıyordu. Onlar Amerikan avantgardının öncülerindendir ve Amerika'da performans sanatlarının gelişmesinde büyük rol oynamışlardır. Alan Caprow, John Cage'in öğrencilerindendir. Caprow, 1959'da sanatçıların canlı performanslarını tanımlamak için happening, oluş kavramını ortaya attı. Pek çok sanatçı oluşun iyi bir düşünce olduğunu söylüyordu. George Machunas da öyle. O büyüleyici bir zorbaydı. Sanatın olmadığı bir dünya yaratmak istiyordu. Sanatın yerini Fluxus alacaktı. Fluxus o kadar basitti ki herkes tarafından, her koşulda anlaşılabilecekti. Yoko Ono, Cut Piece adında bir Fluxus eseri icra ediyor. İzleyiciler onun kıyafetlerini kesiyorlar. Sonic Youth, George Machunas'ın Piano Piece 13 for Nam Yan Paik adlı eserini yeniden yorumluyor. Birçok sanatçı Fluxus'u sevdi. Joseph Beuys da bunlardan biriydi çünkü her insanın bir sanatçı olduğuna inanıyordu. 1973'te her insan bir sanatçıdır dedi. Beuys, bilinçli yapılan her hareketin, patates soymak bile olsa, sanatsal bir aktivite olabileceğini iddia etti. 1960'ların sonu ve 1970'lerin başında bazı sanatçılar insan kondisyonunu daha iyi anlamak için vücutlarının sınırlarını zorladılar. Stuart Brisley, İngiliz düzenine olan karşıtlığını 2 hafta boyunca siyah sıvıyla ve çöple dolu bir küvette yaşayarak gösterdi. Chris Burden, gece trafik akarken otoyolun ortasında bir brandanın altında yattı. ...1974'te Marina Abramovic, izleyicilerin acı ya da zevk veren aletlerle vücuduna dokunmasına izin verdi. Bu performans, biri kafasına silah doğrultunca durduruldu. Çoğu sanatçı 1980'lerde kendini öldürmeye çalışmaktan vazgeçti. Yine de performans sanatı yıkıcı güç olmaya devam ediyor.
Performans sanatçıları kolektif eylemle baskıcı rejimlere meydan okunabileceğini gösterdiler. Performans sanatının kalbinde güçlü bir sosyal eleştiri yatar. Bizim dünyayı nasıl algıladığımızı ve dünyadaki yerimizi sorgular.